Merhaba. Çocukluğumdan beri tarihi filmler seyrederim. Tarihi romanlar okurum. Biraz da merakım icabı. Onun için çıtamı her zaman düşük tutmaya alışığım. Yani e, gerek roman yazarlarının gerek film yapımcılarının tarihi kadar bildikleri ve romanlarına filmlere ne kadar hakikati aksettirdikleri her zaman bir münakaşa mevzu olmuştur. Elbette ki bir tarihi roman yazmadan önce biraz araştırma yapmak icap ediyor veya tarihi film yapmadan önce araştırma yapmak icap ediyor. Ancak tabi sinema roman gibi değil. Romancı belki aylarca senelerce araştırır bir roman yazar ama film öyle değil. Çok süratle ilerleyen bir sektör. Onun için öteden beri film yapımcılarında gerek tarihi film yapımcılarında gerek şekli gerek muhteva ile alakalı problemler her zaman ola gelmiştir. E, tarihi filmler her zaman alaka çekiyor. Dönem filmleri her zaman alaka çekiyor. Fakat o nispetle de masraflı e, filmler. Yani normal e, gündelik filmler gibi değil. Bu sebeple tabi bazı hataları belki mazur görmek icap ediyor. Son zamanlarda e, çok popüler olan The Rise of Empires, e, Empire Ottoman filminde de aynı e, sözler e, mevzubayısı oldu. Aynı şeyler, e, tenkitler mevzubayısı oldu. Ee, Evvel Emir'de şekli bazı hususları dile getirmek icap ediyor. Bir kere e, oyuncu seçiminden başlamak lazım. Fatih Sultan Mehmet rolündeki çocuk çok sevimli, çok başarılı bir çocuk. Ama Fatih e, karakterine ne kadar uygun olduğu tartışılır. E, Justinian'ın rolündeki e, oyuncu belki daha uygundu e, kemerli burnuyla. Ama e, neticede biraz da tabii Fatih'in yaşının genç olduğunu herhalde düşünmüş olacaklar ki. O genç e, oyuncuyu düşünmüşler kırmızı beyaz teni var. Fatih Sultan Mehmet'in de teninin kırmızı beyaz olduğu söyleniyor onun için işteyse burnu çok uymasa bile teninin Fatih'e uyduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu konuşmalar ve kıyafetlerde ciddi problemler görülüyor. Tarihi filmlerde aynısı bu filmde de var. Bir kere e, Osmanlı terbiyesini, Osmanlı teşrifatını, protokolünü bugün tarihçiler bile bilmiyor. Yani filmciler nereden bilsin? O sebeple belki bunları mazur görmek lazım. Yani böyle bir Amerikan gençliğinin ağzıyla elbette ki Osmanlı ricali konuşmuyorlar. Yani sorun ne falan demez yani birbirlerine. Belli bir teşrifat, belli bir saygı elbette ağdalı bir Osmanlıca konuşsunlar demiyoruz ama yani gene en azından aristokratlar arasındaki belli teşrifat kaidelerini en azından Osmanlı devlet ricalinin de hanedan mensuplarında uyduğunu nazar itibari almak lazım. İkinci husus kıyafetler. Bu öteden beri problemdir. Eskiden yani sinemacılığın ilk ortaya çıktığı zamanlarda çekilen tarihi filmlerde mesela bunu bu problemi fazla görmüyoruz. Neden? Çünkü o devirleri yaşayanlar az çok hayattadır, bilenler fazladır. Fakat zamanımızda bu mevzuda çok fazla bilgi sahibi olan yok. O sebeple kıyafetler falsolu. Bu The Rise of Empire'da da. Aynı problemi görüyoruz. Yani Börkler, Kürkler hiç o devrin kıyafetlerine uymuyor. Yani insan Topkapı Sarayı'nda o devir ricalin giydiği elbiselere baksa en azından bir fikir sahibi olurdu. Bu Vikinglerle e, Diriliş Ertuğrul arası bir kostüm seçimi olmuş ki inanılmaz gözü tırmalıyor. Şekli e, çok şey söylenebilir ama mesela e, dövüş sahnelerinde tekrarlar var. Fakat bu çok mühim değil. Zaten ben dövüş sahnelerini ileriye alarak seyreden birisiyim. E, maliyetten kaçınmak e, maksadıyla böyle yapıldığını duymuştum. O kadar beni zaten çok e, enterese etmiyor ama böyle e, bazı e, film hileleri de elbette ki var. Şimdi gelelim muhtevaya. Muhteva'da e, bazı problemler elbette ki var. Mesela Fatih'in çocukluğu e, safası çok problemli. Bir kere o çocuk uzun saçlı çocuk. Fatih'in çocukluğuna hiç uymamış. Fatih zeki ve haşarı bir çocuk olarak tasvir ediliyor, ama Çandarlı Ahlil Paşa'nın Fatih'i dövmesi, hele kırbaçlaması inanılmaz e, komik. Bir kere Osmanlılarda kamçı cezası diye bir ceza yok, sopa cezası var. İkincisi şehzadeye sopa vurulmaz. Herkes bilir ki şehzadelerin prenslerin şamar olanları vardır. Şehzade bir kabahat işlediği zaman şamar olanı dövülür. O dövülmesin diye e, prensler Hata etmezler veya özür dilerler. Üçüncüsü bu herhalde Fatih Sultan Mehmet'in gençliğinde tevdi edildiği hocalarından Molla Gürani'nin e, Fatih'i dayakla tehdit etmesi hikayesinden ilhamla e, hazırlanmış sahneler ama doğru değil. Yani hocanın çocuğu öğretmek için e, hafifçe dövmesi belki e, bizim örfümüzde kültürümüzde var ama Çandarlı'nın. Yani bir lalanın bir şehzadeyi, hele Sultan Fatih gibi bir şehzadeyi dövmesi mevzubahis değil. Tarihi hakikatlere fevkalade aykırı. Yeri gelmişken Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunu anlatırken hocalarından hiç bahis yok. Molla Gürani'den, Molla Hüsrev'den hiç bahis yok. Hele hele fetihte çok ciddi bir figür olan Akşemseddin'den hiç bahis yok filmde. Bu çok enteresan. Yani e, kehanetlere bile Sultan Fatih'i inandırıyorlar. Yıldızlara, kehanetlere... Kahinlere, üvey anasına ama Akşemseddin hiç yok. Halbuki Fetin en zorlaştığı ve insanların e, ümitlerinin kırıldığı bir zamanda Akşemseddin aldırma bu sözlere diyerek Fatih'i teşvik etmiş ve Feth'in e, gerçekleşmesinde ciddi bir rol oynamıştır. Bunu maalesef filmde göremiyoruz. Bu ciddi bir noksanlıktır. Fatih'in e, çocukluğunda küçük bir çocuğun annesinden ayrılarak e, sancak beyliğine göndermesi doğru değil. E, şehzadeler... 10-12 yaşına geldikleri zaman anneleriyle beraber sancak beyliğine gönderilirlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in annesinden ayrılması bahis değil. Bir başka husus Fatih'in annesi. Bu öteden beri insanların diline doladığı bir şey. Fatih Sultan Mehmet'in annesi kim? Bu hususta çok açık malumat yok. Çünkü zaten Osmanlı tarihleri bile, kronikleri bile Fatih devrinden itibaren başlıyor. Fatih devrinden öncesine ait malumatlarımız fludur. Ama Fatih ve ondan sonrasına ait malumatlar açık. Fakat bu anne meselesinde bir problem var. Öteden beri bu konuşuluyor. Fatih Sultan Mehmet'in annesi kim? Osmanlı kroniklerine göre İspendiyar Bey'inin kızıdır. Bazı kroniklere ve arşiv kayıtlarına göre Hüma Hatun adında bir hanımdır. Bu hanımın e, cari asıllı olduğu ve Kafkasya asıllı olduğu söyleniyor. Fatih Sultan Mehmet tahta çıkmadan 3 sene önce Bursa'da vefat etmiştir. Ve kabri Bursa'dadır. Fatih'in annesinin bir Fransız kadın olduğu veya Sırp Kralı e, Brankovic'in kızı Mara olduğu da söyleniyor. Ama bunlar tarihçiler tarafından reddediliyor. Zira e, bu müsteşliklerin oryantalistlerin ortaya attığı bir iddiadır. Fatih gibi büyük bir insan, herkesin büyüklüğünü kabul ettiği bir insan. Bir Türk Müslüman kadından doğmuş olamaz ancak bir gayrimüslim kadından doğmuş olabilir. Bu batıl iddiaya dayandığı için ciddi ciddiye alınacak bir husus değil. Ama maalesef hala bu söyleniyor. Hatta filmde bile Fatih'in annesinin Bizanslı olma ihtimalinden bahsettiler. Burası trajikomik bir hadisedir. Fatih'in annesi kim olursa olsun elbette ki onun yetişmesinde ciddi tesiri var. Fakat bu Mara Brankoviç değil. Mara Brankoviç Sırp kralının kızı Sultan II. Murat'la siyasi bir evlilik yapmış. Bazı tarihçilere bakarsanız bir araya bile gelmemişler. Aynı şehirde bile oturmamışlar. Fatih Sultan Mehmet tahta çıkınca bu analığını gayet hürmetle memleketine göndermiştir Tahsisat vererek. Mara Brankoviç'in Fatih Sultan Mehmet'in gerek çocukluğunda gerek gençliğinde onun üzerinde tesirde bulunması mevzubayiz bile değildir. Fakat e, filmde her zaman e, Fethin e, ve Fatih'in ecnebilerin tesiriyle hareket ettiği, ecnebi kültüründen beslendiği, Fatih'i Fatih yapan unsurun ve Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti yapan unsurun hep Avrupa tesiri, Hristiyan tesiri olduğu vurgulanmış. Bunu tabii karşılamak lazım. Neticede herkes çektiği filmleri kendi izleyici kitlesine ve kendi ideolojisine göre hazırlıyor. Türkler hazırladığı zaman ya hamasi şeyleri katıyorlar. Aşırı hamasilik katıyorlar. Veya aşk meş katıyorlar gerçekle alakası olmayan. E, Ejnebilerin de böyle bir film yaparken kendi seyirci kitlesine hitap etmesi gayet tabii. Ben bunu çok yadırgamadım. Ama işin aslı böyle değil. Fatih Sultan Mehmet'in Beş kere Büyük İskender'e örnek aldığı gösteriliyor. Hiç Akşemseddin'den, Molla Gürani'den bahis yok ama Fatih Sultan Mehmet Büyük, İsk Büyük İskender kim? Büyük İskender Fatih Sultan Mehmet'in pabucu bile olamaz. Ömrü fetihlerle, insanlara gözyaşı döktürmekle geçmiş. Genç yaşında fetihlerde ölmüş, memleketine bile dönememiş. Cihangir, cengaver bir hükümdar. Fatih Sultan Mehmet dört başı mamur bir hükümdardır, bir rönesans hükümdarıdır. Bunu bütün Avrupa tarihçileri söylüyor. Sadece askerlikte değil, devlet adamlığında, edebiyatta... Sosyal hayatında, kanun hazırlamasında e, her cihette büyük bir lider, büyük bir hükümdardır. Fatih Sultan Mehmet hakkında söylenen böyle e, Büyük İskender'i idol alması gibi şeyler e, hakikatle alakası yoktur. Bana Brankovic'den istihbari olarak istifade ettiğini bazı tarihler söylüyor. Ama e, dizideki rolü çok abartılmış. Elbette onu da anlamak mümkün. Dizide bir kadın olması, kadın figürü olması isteniyor. E, görüntüleri hele savaş sahnelerini yumuşatmak için. Ama e, insanlarda da yanlış bir e, tasavvur, algı meydana getiriliyor. Bu Mara Brankovic hususunda. Bunun dışında tabii e, film bir yandan dokümanter. Bir yandan dizi hüviyetinde ikisinin senaryosu ayrı hazırlanıyor. Bu sebeple bazen birbirini tutmayabiliyor. Konuşmacıların büyük ekseriyeti ecnebi. Bunların e, sözlerinde bir yanlışlık, kapital bir yanlışlık yok. Türkiye'nin iki bilim adamı katılıyor. Bunlardan bir tanesi tarihçi değil. Ve çok e, münakaşalı bir şahsiyet. Celal Şengör. Fakat işin enteresanı e, filmde en doğru konuşan hemen hemen bazı e, ihtirazi kayıtlarla beraber Celal Şengör olmuştur. Burada bazı söylenenlerde yanlış e, e, tasavvurlar hasıl olduğunu söyledim. Mesela Yeniçeriler yakın dövüş bilmezler, kılıç kullan, kullanmazlar gibi bazı tabirler yanlıştır. Yeniçeriler yakın dövüşten iyi anlayan ağır e, piyadelerdir, profesyonel askerlerdir. Harpte e, taarruzlarla e, Justiniani'nin rolü çok abartılmıştır. Evet Justiniani çok kahraman, güçlü bir askerdir ama neticede paralı bir askerdir ve müdafaa askeridir. Ee, şehrin müdafasında ciddi rolü olmuştur ve sonunda da zaten yaralanmış, yaralanınca da kaçmıştır. Kaçmayıp da orada ölseydi belki e, tarihe güzel bir şöhretle geçerdi ama e, yaralanıp da kaçan birisi olarak tarihe geçmiştir. Kaçması da fayda vermemiş zaten filmde de görüldüğü gibi yolda e, ölmüştür. Filmde e, Bizans İmparatoru'nun ve Bizansların bizim klasik alıştığımız Türk filmlerinde olduğu gibi sefi, ahlaksız, zavallı, aciz insanlar olarak gösterilmemesi müspettir. Doğrusu budur. Bizans İmparatoru kahraman bir insandır. Elinde kılıç, savaşırken ölmüştür. Ama bazı kapital hatalar yine var. Mesela işte fetihde kapıdan girme var. Halbuki o gizli kapı, unutulan kapı hikayesi Bizans tarihçilerince uydurulmuş bir hadisedir. Osmanlılar... İstanbul'a bileklerin hakkıyla ve surların üzerinden girmiş sonra kapılar açılmıştır. Tabii tek bir yerden de değil ama e, işin aslı budur. Tamam Ulu Batlı koymamışlar o kadar mühim değil ama bu yanlış. E, şuna şükrediyoruz ki gemileri e, denizden e, karadan aktarma hadisesi inkar edilmemiş. Bunu bugün bazı tarihçiler bile e, inkar ediyorlar burada tabi Cenevizlerin rolü, Galata'daki Cenevizlerin rolü biraz mübalağa edilmiş olabilir ama dedim zaten filmin ana fikrinde yani Hristiyanların, Avrupalıların yardımıyla Fatih'in Fatih olduğu, Osmanlı Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu olduğu fikri teması işleniyor. Bunu o cihette normal karşılıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in dindarlığı, Fatih Sultan Mehmet'in idealistliği vurgulanmış. Bu enteresan. Yani bunu Türkler yapsaydı muhtemelen bu hiç olmazdı. Çünkü malum bizim anlı şanlı tarihçilerimiz bile Fatih Sultan Mehmed'in ehl-i sünnet olmadığını, batini olduğunu, hatta Hristiyan olduğunu iddia ediyorlar. Burada Fatih Sultan Mehmed dini bütün bir Müslüman olarak görülüyor ve Hazreti Peygamber'in meşhur İstanbul'un fetih hadisine uymayı kendisine şiar edinmiş bir e, kahraman lider olarak görülüyor. Bugün e, bizde bile bu hadis-i şerifi inkar ederler. Onun için film bu cihette müspet Bunun dışında işte o Rum kızının tavsiyesiyle İstanbul'da yağmaya e, girişmemesi e, komik yani Fatih Sultan Mehmet bir sıradan Rum hizmetçinin sözüyle hareket edecek birisi değil. O Rum hizmetçi hadisesi çok garip geldi bana. Yani e, yarı Türkçe, yarı Rumca konuşuyor, e, İngilizce konuşuyor. E, Fatih Sultan Mehmet İngilizce ona soruyor, sen Türkçeyi nerede öğrendin? De, Buralar garip, tabi dizi seyirci kitlesi itibariyle İngilizce çekilmiş. Normali de bu. Ama tabii bu gibi diyaloglar biraz komik olmuş. Hele o Türk yaralının bu Rum hizmetçi kızın dizine yatıp da yani hepimizin tanrısı bir diye bir dinler arası diyalog mesajlarının verilmesi de ayrıca çok trajikomik komik olmuş. İstanbul'un fethi bunun dışında filmde tarihi gerçekleri büyük ölçüde uyularak hazırlanmış. Ufak tefek e, hatalar e, belki mazur görülebilir. Hele ecnebilerin çektiği, her ne kadar içinde Türk yapımcılar ve artistler varsa da ecnebilerin çektiği ve hedef kitlesi ecnebiler olan bir filmde bu kadar kusurları ben e, mazur görüyorum. Netice itibariyle The Rise of Empire e, bence e, yap yapılabilecek yani e, filmlerin en ehveni olarak dikkat çekiyor. E, seyredenlerin en azından çok fazla yanlış imaja kapılmadığını görüyoruz. Yani bu hususta çok fazla hamasi konuşmanın manası yok. Tekrar söylediğim gibi tarihi film çekmek çok zor. Bunu bugün tarihçiler bile doğru dürüst bilmiyorlar. Fatih hakkında konuşanlar saçma sapan şeyler söylüyorlar. Dizi yapımcıları ne kadar bilecekler? Onun için inşallah bu bir başlangıç olur. Bundan sonra gerek ecnebi yapımcılar gerek Türk yapımcılar daha bir tekamül ve inkişaf kaydederler. Hoşçakalın.